Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğum Şeyma Subaşı. Beklemiyordum ya. Tabii ki beklemeden. Hayır şeyiz biz, Seren Serengi'yle. Ben Ahto, kendisi Seren Serengi. Evet, magazin gündemi. Magazin gündemi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bugün böyle bir sürü lens var görüyorsunuz. Bunları benden istiyorlar biliyor musun? Verebilir miyim sence? Yani? Ama bir şey diyeceğim, çok tatlı duruyor ya bunların hepsi. Çekmecede böyle çekmece. Renkli renkli. Aynen, bir sürü lensim var gördüğünüz gibi. Ama bunlar verilmez ya. Tabii bunlar... canım. Ya bunlar bir bebek yani benim için. Evet. Bir de emek sarf ediyorum ya burada bunlar için. Şu anda ikimizin de gözleri gerçek gözlerimiz arkadaşlar, görüyorsunuz. Zaten kendisi çok güzel. O yüzden onu model olarak bugün getirdim. Şimdi hep erkek gözünde görüyorlar ya. Bugün... Hayır ya, ağzım laf yapıyor diye getirdin beni bir kere. Hayır. Konuşuyorum, laf yapıyorum. Sırf görselden değil lütfen. Şimdi kendisiyle dedikodumuzu bitirdik. Ama şimdi biraz da şey yapacağız. Tabii. Televizyon dedikodusu yapacağız. Dedikodu şey. Yazı şey, yazı nereden çıktı? Yasak elmayı konuşacağız ya. Bu yasak elmayı da konuşacağız ama önce lensimi taksak taktıktan sonra yasak. Kısmetse olur falan da konuşacağız. Ben kısmetse olur izlemiyorum ya. Yani. Ben izliyorum az çok ama bir şey olursa bana sor böyle. Ben tamam, orada bir şey var. Bir çocuk var orada. Herkes onu konuşuyor. Hangisi ya? Mika ile sevgili çıkmış. Ay bilmiyorum o konuları da yani orada bence geçmişlerin hiçbirinin normal değil diye düşünmekteyim ben. İlginç bir geçmişleri var bence hepsinin. Bence de yani hepsinin bir şeyleri normal var. Normal diye demeyelim de aa bak ben burada senin kameranda hem. Bir de o kamerayı da şey yapıyorum. Evet. Önemli değil, bir şey olmaz. Zaten biz bir sonra iki kamera yani iki videolar çekmiş olacağız. Aynen aynen. Şimdi kısmetse olur sen biliyorsun. Evet. Biz bir de Yasak Elma izleyicisi olarak. Aşık. Şu anda Julia geldi biliyorsunuz. Ben o Julia'yı bir çözemedim. Bir şey diyeyim mi? Ben bütün arkadaşlarımla konuştum. Gerçekten hepsinin aynı fikri yok yani. Düşüncesinde yani hani yok. Kardeşi desen değil. Flörtü gibi. Flörtü desen tam değil. Akrabası desen... Ama kadında bir gizlilik, bir sinsilik var. Sanki Sizlerle. Böyle bir yanıklığı var gibi. Bilmiyorum. O kadın bence şey Doğan'a yanıyor. Olabilir. Ve yanmıyor. Yaz terimlerimiz de çok iyi yanıyor. Biraz doğalız bugün. Dedikodu terimlerimiz bizim bunlar. Yanıyor. Yanıyor şu anda bence. Yanıyor. Olabilir. O yüzden de şöyle söyleyeyim ben. Ben o kadının altından kötü bir şey çıkacağına eminim. Ben de bir sıkıntı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü oturup Ender'le şeye dua edecek bence. Diyecek ki aynen, bunlar aynen. Varmış. Yani şey Doğan'ın bence takıntısı da olabilir. Olabilir. Bana öyle geldi. Hani en başta şeyi anlattılar ya. Sanki Doğan ona takıntılıymış da bilmem neymiş gibi anlattı. Ender mi bile anlattı. Ama öyle değil bence. Kadında var bir şey. Ben o kadından şüpheleniyorum. Valla yorum yazın arkadaşlar. Ender... Gerçi dizinin, biz bunu yayınlayana kadar dizinin bu bölümü gelecek. Bir şey olmaz ya, ne olacak? Belki izlemeyenler vardır. Siz altına yorum yazın yine de. Hani en azından ne olduysa onu konuşalım. Bir de şu Kumru'yla annesi çok beni çok üzdü ya. O ya, senaryo biraz sanki ağır geldi bana. Biraz bir tık ama şöyle bir şey var. Ben şeyi çok merak ediyorum. Kumru'yla onun annesinin patlama sahnesini çok merak ediyorum. O çok önemli. Tepkisine ne verecek bilmiyorum. Allah kimsenin düşmanın başına vermesin diyorum. Ama çok kötü, düşünsene annenle sevgilin sevgili. O cümleyi bile kullanamadık. Kullanamadık, olmadı yani. Olmadı yani. Boşver, kullanmayalım da olmadı. Aynen aynen. Ama bence Yasak Elma'nın senaristleri biraz Esra Erol mu izliyor acaba? Bilmiyorum. O konular bana biraz Esra Erol'dan alınsın. Bana Ömür'ü de hatırlatıyor. Ömür Plaza'yı da. Ömür Plaza'yı da bana hatırlatıyor. Şimdi Ömür Plaza'da biz Starbucks'ta arkadaşız yani, oradan bir topluluğuz böyle bir. Ama orada da güzel entrikalar dönüyor. Tabii. Ama gerçek hayatta bunlar oluyor mu gerçekten diyorsunuz. Gerçekten oluyor. Bunu bizzat biz kendimiz gözümüzde görüyoruz. Şahit oluyoruz. Aynı masada evet. Bazen denk geldiğimiz bile oluyor neler yani. Neler dönüyor da şimdi isim veremiyor. Tabii canım. Taktığımız bir sıfatlar var, onlardan falan şey yapabilirdik ama gerek yok. Boş ver. Biz şeyimi YouTube kanalımı bir, tabii, bir dakika. Bir yere şey sana Şeyma Subaşı dedik ama ismini tabii oraya yazacağım da. Kendisi Merve Uslu. Çok mu uslusun diye iğrenç bir espriyle. Bunu herkes yapıyor. Bari sen yapmasaydın. Ama neyse olsun. Hayır, sen uslu bir kız değilsin. Şuraları bir yere benim hem YouTube kanalımı hem Instagram'ımı çarpıştır. Aynen şurada burada bir yer. Bir Merve diye çıkacak karşımıza. Evet. Merve de spor videoları paylaşıyor. Evet. Kendisi iyi bir sporcu. Zaten fiziken de belli oluyor. Ben spor yapmıyorum. Beni oraya yazdırmaya çalışıyorlar şu anda. O hem beynen diyor. Bedenen olarak da yapmasını biz istedik. O yüzden bedenen evet, olarak yapacak. Evet, şimdi hemen şeye geçelim. Kaç dakikadır konuşuyoruz?
Bayağıdır konuşuyoruz. Sohbet ettik. Şimdi ben sana Valla kesecek bir şey yok Merve. Burada hiç kesemem yani. Full time şey yapacağım. Şimdi Merve ile deneyeceğiz arkadaşlar. Hangisini denesek? Ben hipnozdan yanayım. Onu çok seviyorum. Ne yapalım biliyor musun? Sana böyle Hollywood Blue diye bir lens var. Kızlar onu çok merak ediyor. Onu çok değişik bir lens. Onu sen de deneyeceğim. Sizin için deniyorum arkadaşlar. Lütfen. Hollywood Blue'yu biliyorsunuz. Hollywood Baby Blue pardon. Hollywood Blue değil. Baby Blue'su daha açık renk. Orta boşluğu dar olduğu için işte nasıl durduğunu merak ediyorsunuz. Başka bir gözle göreceksiniz şimdi. Ben o zaman bunu bir pops yapıp tekrardan lens takıp öyle geleceğiz biz. Evet şimdi Merve'nin gözlerinin bir tanesinde Hollywood Baby Blue var, bir tanesinde de Azul taktık. Azul. Hipnoz Azul, Hipnoz Baby, Hollywood Baby Blue söylemesi de zor. Şimdi bu gözümde benim de Aspendos var. Burada gerçek gözüm var. Ben tekine takmayı tercih ettim. Aradaki farkı görmeyeyim. Şimdi tabii buradan seyircimiz göremiyor. Merve şimdi ben yakın çekimde alacağım. Bu arada Hollywood Baby Blue'nun bu kadar doğal durduğunu bilmiyordum. Ben kendine taktığım zaman tamam doğal diyordum ama hani başkasının gözünü ilk defa görüyorum. Bir de hani yakından bir kadının gözünü hiç görmemiştim. Valla ben de bu kadar doğal yani olacağını düşünmüyordum. Beklemiyordun değil mi? Evet. Azul gibi yani bu tarafta azul var. Yani bana göre sol taraf. O da çok iyi. Bak ama azul gözünü büyütmedi görüyor musun? Şey evet. Hollywood Baby Blue daha büyük gösterdi. Bakışları yani anlamlı bakışları biraz da işte anlamlı bakışlar. Anlamlı bakışlar evet. Şimdi ben kamerayı ters çevirip bir de yakından Merve'nin bir gözlerine bakalım arkadaşlar. Evet Merve'cim bize doğru bak bakayım. Şu anda şu gözünde durun. Şu deyince şurada, gösterip, şurada Hollywood Baby Blue'yu görüyorsunuz. Bunda. Evet burada da Azul. Azul diye yazılıyor. Bir yaklaştığım bakıyorum. Bir Azul'a yaklaşalım. Sen böyle kameraya bak. Heh. Arkadaşlar Azul'u görüyor musunuz? Dur bir netleyeyim. Heh. Azul'un içindeki tanecikler biraz belli oluyor. Ama Merve sanki onu daha çok beğendi. Ama kamerada sana göstereceğim hangisinin güzel durduğunu. Ben ikisini de beğendim. Her şeyde. Ama dediğim gibi bu... Dur, bana doğru dön. Ama şu Hollywood Baby Blue'umu iyi çekemedim arkadaşlar. Şöyle. Bu işte. Bakalım Hollywood'a. Bakın Hollywood'da şey yok arkadaşlar. O hani... nokta nokta var ya şu pikseller. Bu Hollywood Baby Blue'da o yok. Azul'da biraz daha var onlar. Bu arada Azul en hani iddialı lens. Merve'de en iddialısını takalım videoda. Evet. Hani nasıl duruyor bakalım. Azul'da şu anda videoda ben de kendim bakarken sana yeşil tonu var. Ortası yeşil lensin. Hı-hı. Kenarı mavi. Ama Hollywood Baby Blue tamamen mavi arkadaşlar. Yalnız çok camsı ve güzel bir yapısı var. Ben Hollywood Baby Blue'yu sende çok beğendim. Hatta bugün gideceğin eğlencede bunu takabilirsin bence. Sana hediye edebilirim. Tabii ki de isteriz. Yani gördüğünüz gibi biraz da uzaktan alalım. Hani net görsünler. Evet. Görüyorsunuz. Bir artiste benziyor arkadaşlar. Haydi bir, bulun. Evet bir benzedim. Yorumlara şey yapın. Yorumlara yazın. Kime benzediğini. Evet. Şey ama. Ya da neye benzediğimi. Neye mi? Şeye, Ender'e benzedin. Yok onun gibi yapayım mı? Onun gibi yap. Aynen Ender gibi ol. Ender. Ama mavi göz sana çok yakıştı. Bu arada Hollywood Baby Blue gözünü büyüttü arkadaşlar görüyorsunuz. Yani o göz bebeği daha geniş oldu. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii kameradan ne kadar gözüküyor ama ben gerçek görüyorum ya şu anda. Hı hı. Hollywood Baby Blue'ya bayıldım sende. Gerçekten. Ama Azul gibi bir lensin sende doğal durmasına da şaşırdım arkadaşlar. Ben de ne dedim sana doğal duracak bence dedi. Evet. Bir de duruyormuş falan ben hiç dedi. Beklemiyordum hani çünkü bayağı iddialı bir lens ya görüyorsunuz. Ama hipnoz marka bu arada sana şeyleri soracağım. Batmıyor değil mi lensler? Yok batmıyor. Bu lens için hep şey diyorlar kör olduk görmüyoruz falan böyle bir şey var mı? Yok şu anda gayet değil mi? Güzel görünüyor. Ben hatta dedim hani dürüstçe söyle hani çünkü ben rahatsız olmuyorum sen oluyor musun dedim. Yok olmuyor. Gayet rahat kolay da ben bir tık takmayı bilmiyordum. Zaten onda da ateş bana yardımcı. Evet etti. Ben yardımcı oldum. Evet. Şimdi bunun ortası daha geniş ama görüş alanında bir farklılık hissetmiyorsun değil mi o kadar? Yok aynı. Ha, hemen hemen aynı yani. Bunda biraz belki ışık kırabilir diye düşünüyorum. Evet ben. Evet biraz hafif. Şey yapıyor. Ama günlük hayatta yani böyle bir iki saat rahat kullanırsın bence değil kullanırım, mi? Kullanırım. Aynen. Yönlendirmiyorum arkadaşlar yanlış anlamayın. Merve öyle bir tip ki bu arada. Kör oldum diye bağırırdı bana. Doğru. Ya yok, öyle. Şeyim böyle alışık olmama rağmen şu anda gayet keyifli benim için. Ha ya. Süper. Evet evet. Gayet böyle memnun ve güzel gözüküyor yani ha, bayağı. Çok sevindim. Ben dedim bence benim göz rengi mivi. Göz rengim bence bu. Mivi. Bu kızın göz rengi mivi. Evet arkadaşlar gördüğünüz şimdi normal çekime dönelim. Biraz dedikodu yapalım. Evet arkadaşlar yakın çekimde gördünüz Merve'nin gözlerinin güzelliğini.
Evet vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi Azul'ü beğendim diyorsun. Evet. Ben de Hollywood Beverly'yi. Onun sebebiyeti çerçevesinden kaynaklanıyor. Evet, sen onu da söyleyeyim. Azul'da biraz böyle çerçeve evet. gibi bir hale var. Böyle nasıl diyeyim size? Mavi zaten gördünüz. Ortası yeşil gibi. Okyanus yeşili gibi ortası. Diğerinde yok. Bunda yok mesela. Bu tamamen düz bir... Yayılıyor. Ama gözünü daha büyük ve efektif gösterdi. Evet. Laf bakayım. Ama evet ya azur da çok... Ama şey Hollywood Baby Blue'da şöyle bir şey var. Sen tabii kendini karşıdan görmediğin için şu anda camsı gibi. Yani gözün içinde daha girikmiş gibi duruyor. Evet. Ben bombeli duracak diye korktum durmadı. Ben gözlerde çerçeveli göz seviyorum. Hmm. Normalde de orijinalde de öyle seviyorum. Belki onun etkisi olabilir. Şey bombeli durmasının sebebi mesela lensle. Mesela büyük iri göz sevmem yani. Hmm. Çok haleli lensler bombeli durur mesela. Ben hep söylüyorum. Harisizler bombesiz. Ama Hollywood Baby Blue çok yoğun bir lens olduğu için bombeli durur mu diye düşünüyordum. Ama hiç durmadı. Bir de senin gözün bana göre baya büyük. Hani büyük gözlerde biliyorsunuz lensler belli olur. Ama Merve'nin gözü iyi taşıdı. Bence sen lens takmalısın. Hatta bundan sonra videolarıma gel. Lenslerimi seninle paylaşmayı düşünüyorum. Arkadaşlar devam etmesini istiyorsanız Merve'nin tanıtımlarda lütfen aşağıya yorum yazın. Arada sırada geleyim. Arada sırada gelsin. Konuk olarak tabii konuk ki. Konuk olarak makyajlı bir kadın gözünde görmek istiyorsunuz çünkü lensleri. Videoda hiç bir bayana takmamıştım. Yok hiç ablama bir kere iki kere taktık. Ama ablam iyi bir model değil bu konuda. Ne dersem olsun, dinlemiyor. Ablam çok tatlı olmaz öyle. Ona da çok yakışıyor ve o da çok gerçek duruyor onun gözlerinde. Ama sen de kumralsın değil mi ki? Kumral olunca lens tabii canım şey surattaki, mimikteki, göz çevresindeki her şeye göre değişiyor yani. Aynen. Diyorum ya ben mesela şeylere benzedim yani. Bir yabancı birileriyle benzedim. Biraz şey oldum Brezilyalara benzedim sanki. Bilmiyorum yani bir şeye benzedim. Bir şeye benzedim ama iyi bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bir gözüm devasa duruyor bir gözüm bu garip duruyor değil mi şu an. Aspendos'unu taktığımda bakıyor. Bu arada Aspendos gözümde ben bununla ilgili bir şey daha açıklayacağım. Hani tünel etkisi yapıyor diyoruz ya bu lens için. Evet var araba falan kullanmayın sakın Aspendos alırsanız. Bunu hep söylüyorum. Ama kesinlikle görüş şeyimi bozmuyor. Ortası çok net yani. Şu anda bir rahatsızlık yok. Ama buradan hafif at gözlüğünü görüyorum ben bu arada. Hı-hı. Sana göre daha dar bir açıda görüyorum. Ama bunu nasıl anlatabilirim biliyor musun? Çerçeveli gözlük takıyoruz ya evet. Hani numaralı. Çerçeveleri böyle buradan gelir ya rahatsız eder. Rahatsız etmez de hani alışırız. Bu da ona benziyor işte. Yani öyle abartmayın. Kör falan olmuyorsunuz. Benim tepten sonra alışılır bence. Aynen. Ben alıştım mesela. Şu anda ben net görüyorum. Ben de alıştım. Normal kendi gözümmüş gibi. Evet. Merve bundan sonra mavi gezecek. Evet. Bir de yeşil deneriz sende. Olur. Aynen. Yeşil de deneyeceğiz. Yeşil ve böyle ela tarzı. Ne bileyim böyle açık bal rengi falan. Evet. Var ondan ama onları güzel. Sana... Ne, güzel ne? Durur da yani alırsın. Yok ya. Baksanız arkadaşlar duyumsuzluğa bakın. Bütün paketi. Yani. Daha burada gösterdiğim var bir de görmediğiniz var. Bir de burada. Bir de görmediğiniz var yani. Ama bunları kıyamıyorum yani. Tabii canım. Bunlar bebeklerimiz. Ya çekmecelerin de çok tatlı. Evet bunu annem aldı çünkü evin içerisinde o kadar yer kaplıyorlar ki kadın çıldırıyor. Doğru. Banyo full böyle göz dükkanı gibi. Şey optik yani göz dükkanı ne? Göz dükkanı. Göz dükkanına hoş geldiniz. Kanalın adı şeye bak. Göz dükkanı. Bugün işte adını veremediğimiz o markadan bahsedip takılmışız falan. Ürün zaman... içinde reklam içinde reklam. Reklam içinde reklam. Biz bu arada kurabiye yedik. Annem kurabiye yapmış. Çay içtik. Tabii. Sağ olsun. Sen içemedin tabii. Ben hemen konuşmak bir de terledim ışık evet. Ya ışık ayarladım. Hanımefendi biraz erken geliydi güneşin çekimi yapacaktık ama. Ama bir şey diyeceğim böyle de çok güzel. Evet arkadaşlar burada böyle iyi çıkıyorsa güneşin de harbi iyidir o lens. Yani. Ama daha bir erken saatte de çekim alabiliriz seninle bir dahaki haftaya. Ben yine bir cumartesi, bugün cumartesi bu arada çekim yaptığımız gün. Hani bir cumartesi daha yapabiliriz. Bence o zaman videoyu bitiriyorum. Çok konuştuk çünkü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Lensli günler diliyoruz size. Bak mesajlar geliyor sana. Ne dedikodular. Hadi görüşmek üzere.